Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabındaki Doğruda açılar konusundaki test 3'ün çözümünü yapacağız. E o zaman sorulara başlayalım. Soruda verilen bilgilere bakalım öncelikle BA paralel DE verilmiş. Evet şununla şu birbirine paralel verilmiş ne yapıyorduk arkadaşlar? Verilen bilgileri kullanamıyorsak paralelliği kullanamıyorsak iki seçeneğimiz vardı. Ya paralel doğruları uzatıp işlem yapıyorduk ya da sivrilen yerden paralel çiziyorduk. E bu zamana kadar hep böyle sivri ayardan paralel çizip bu sefer de sizin yöntemlerinizle yapalım. Şu paralel doğruyu uzatalım isterseniz. Üçgen giriyor için için ama olsun. Bakın şimdi kullanabilir miyim 60'ı? Evet. 60'sa yöndeşlikten dolayı burası da 60'tır. E hocam buradaki üçgende iki iç üç açının toplam bir dış açı x 80 artı 60 eşittir. Yani buradan kaç yapar cevabımız? 140 yapar. Sorumuzun cevabı böylelikle. Balıkesir oldu arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Evet, açı değerleri bu şekilde verilmiş. X kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle 100 derece ise U kuralından dolayı toplamları 180 değil midir? Evet, şu X'in toplamı 180. Yani burası 80 yaptı. Ya da direkt Z'den de yapabilirdiniz. Fark etmez. Gençler, böylelikle burası 80, burası 45 ise burada kaçyı bulur muyuz? Buluruz. 80 45 daha 125. O zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? 55 derece kaldı. 180'e tamamlayan açısı. E hocam burada da bir üçgen var. Üçgen açılar toplamı yani X 80 ve 55'in toplamı kaç yapacak? 180 yapacak. Şu ikisinin toplamı 135 yaptı. X açısına da kaç derece kaldı o zaman? 45 derece kaldı. O zaman cevabımız böylelikle akçay oldu. Geldik bir sonraki soruya. Paralellik verilmiş şunlarda şöyle. Bir de açılar şu açılar eşit bu açılar da eşit verilmiş. E, açıların eşitliğini kullanacağız arkadaşlar. Şuraya AA diyecek olursak buraya da BB diyecek olursak A hocam direkt U kuralı var deyip 2 artı 2B 180 diyebilirsiniz. Ya da hocam direkt burada bir Z kuralı var. Burası direkt 2B diyebilirsiniz. A 2A ile 2B bakın bir doğru açı oluşturdu. 2A artı 2B eşittir 180 olduğundan A artı B de buradan kaç oldu? 90 oldu. E zaten arkadaşlar şuradaki üçgende de iki iç açı bir dış açı eşitliği miydi? Yani X de buradan iki iç açının toplamı bir dış açı. O da ne yapar? A artı B zaten 90 eşitti. Yani cevabımız böylelikle Ceyhan oldu. Geldik bir sonraki soruya. Aşağıda bir noktada kesişen KLM doğruları arasındaki açılar şekildeki gibi verilmiştir. Şekildeki D ile F birbirine eşit olduğuna göre arkadaşlar D ile F birbirine eşitmiş. İlginç. Aslında ne olması lazım arkadaşlar? Şurada D ile A'nın birbirine eşit olması lazım ters açıdan dolayı. Öncelikle onu bir yazalım mı? Yazalım. Şekilde D ile F eşit olduğuna göre bu eşitlerden hangileri daima doğrudur diye soruluyor arkadaşlar bize. A ile F birbirine eşittir diyor. A ile F birbirine eşit midir? Evet. Çünkü D iken burası da D olur. E zaten D ile F eşit verilmişti. A ile F birbirine eşitliği doğru mudur arkadaşlar? Doğru. Sonra B ile E eşittir demiş. B ile E gerçekten de öyle. Çünkü ters açı var arkadaşlar burada. Ters açı olduğundan dolayı bu da birbirine eşittir. Sonra A ile C diyor. A ile C birbirine eşit mi? Arkadaşlar normalde bakın C ise burası da C açısı değil mi ters açıdan dolayı? Evet. Zaten C ile D birbirine eşitti. Yani D de A'ya eşitti. O zaman C ile de A birbirine eşit olur mu arkadaşlar? Evet. Çünkü niye? A'nın ne olduğunu biliyorsun? D olduğunu biliyorsun. D ile A'yı birbirine eşit olduğunu bulduk. Bir de A ile F'nin birbirine eşit olduğunu bulduk biz. Şurada A'yı ne bulduk arkadaşlar? D. A, A diye kalsın. F'yi de biz C diye, diye bulmadık mı arkadaşlar? Evet. E, A ile C birbirine eşit mı o zaman. Çıktı arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? 1, 2, 3 oldu. Cevap Edremit oldu gençler. Aşağıda şekil 1'de bir cep telefonunun tuşuna basıldığındaki ekran resmi görünmektedir. Bu resimde yatay ve dikey noktalar birbirine paralel doğrular üzerinde bulunmakta ve bu noktalar kare oluşturmaktadır. Evet bu noktalar hep ne oluşturuyormuş arkadaşlar? Kare oluşturmaktaymış böyle. Tamam. Buna göre diyor e, bu cep telefonunun şifresi şu yan tarafa geçelim. Buna göre telefonun ekran şifresi şekil 2'deki gibi oluşturulduğunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. E, şuraya bakalım arkadaşlar. Şu bizim ne oluşturuyordu şöyle bir? Kare oluşturuyordu değil mi arkadaşlar? Evet. Şu da bizim eleman da bir kare oluşturuyordu. Aa hocam kare. Kare olduğuna göre şunlar birbirine eşit. Şöyle eşitleri yazalım. Hocam ikiz kenar dik üçgenden dolayı D açısını ne buluruz? D açısını 45 derece buluruz. Sonra hocam burası da eşit mi? Eşit. Hocam şunlar birbirine eşit. Bak dikkat et. Şuradaki şeye bakar mısın? Bunlar birbirine eşit ve bunlar birbirine paralel olduğuna göre bir paralel kenar oldu. Çünkü şunlar zaten birbirine paralel. E şunlar da birbirine paralel mi? Evet diyebiliriz. Çünkü hem paralel hem birbirine eşitse şurası bir paralel kenar oldu. Dolayısıyla şununla da şu birbirine paralel oldu. Z'den dolayı o zaman B ile de C birbirine eşit oldu mu arkadaşlar? Oldu. Sonra A açısına bakalım. Hocam burası 90 derece. E hocam burası da 90 derece. Ve A açısı daha bitmedi. Bak buraya kadar da var. 90 ve şurada da ikizkenarlık kenarlık olduğuna göre bu açı 45 bu açı da 45 oldu mu? Oldu. Yani A açısı ne oldu o zaman arkadaşlar? 90 artı 45'e eşit oldu. 90 artı 45'ten neye eşit oldu? 135'e eşit oldu. A, B, C, D açıları hakkındaki yorumumuz bu oldu. C ile B açısını bilemiyoruz. Sadece ve sadece paralelliğinden bahsedebiliriz arkadaşlar. Değil mi? O zaman B ile C birbirine eşittir demiş. Doğru. A artı C artı D. Şimdi A artı C artı D. A kaç zaten? 135. 135 artı C'yi biliyor muyuz? Bilmiyoruz. C artı D'yi biliyor muyuz? 45. Eşittir. 180 artı B demiş arkadaşlar. Şuradaki 180'ler birbirini götürdü. C ile B birbirine eşit oldu. Doğru mu? Doğru. A artı D 180 demiş. Arkadaşlar A'yı 135 bulduk. A 135 D'yi de 45 bulduk. Toplamları 180. Doğru mu? Bu da doğru. A eşittir 3D demiş. A eşittir 3D doğru. Çünkü A 135 D de 45 olduğuna göre 3 ile 45'in çarpımı 135 yaptı mı? Bu da doğru. O zaman cevap ne yaptı arkadaşlar? Edremit yaptı. Çünkü B artı C. B ile C'nin açısının değerini bilmiyorum ki. B artı C şey demiş 135 demiş. Hatta B ile C birbirine eşitse 2B eşittir 135 yapar. B buradan 67.5 diyebilir miyiz arkadaşlar? Hayır diyemeyiz. Dolayısıyla yanlış olan çık nedir arkadaşlar? E direniyet çıkkıdır. Geldik bu soruya. Diklikler verilmiş ve X'ler verilmiş. Buna göre X kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar üçgen bilgisini kullanacağız burada. Yani iki iç açı bir dış açı yapabiliriz aslında. Ya da bir dik üçgende diğer iki açının toplamı neydi? 90 dereceydi. Yani biz buraya y de diyebiliriz ama isterseniz x'li bir şekilde yazalım. Şu ikisinin toplamı 90 yapacak. O zaman 90'sa bu, 90 ise bu 90-2x mi oldu? Aynen. E hocam ters açıdan dolayı burası da 90-2x oldu. Hocam bak burası da 90 derece olduğundan dolayı şu x'in toplamı da 90 olacak. E 90-2x'in 90'a tamamlayan nedir? 2 xtir Hatta burada iki iç açı bir dış açı da yapabilirsiniz de önemli değil yazdık neyse burayı. Şu ikisinin toplamanın 90 yapması için 90 eksi 2x'in 90'a tamamlayanı 2x'tir. Yazdık bunu. A 2x de 7x birbirinin yanı başında olduğu ve bir doğru aç oluşturdu. Yani x'in toplamı 2x artı 7x'in kaç olması lazım? 90, 180 olması lazım. Buradan 9x eşittir 180 ise x'i de buradan kaç buluruz gençler? 20 diye buluruz. Evet cevabımız böylelikle denizli çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Bir açının tümleyeninin aynı açının bütünleyenine oranı. Arkadaşlar bir açıya alfa dersem bunun tümleyeni nedir? Tümleyeni 90 eksi alfadır. Bütünleyeni nedir arkadaşlar? Bütünleyeni de 180 eksi alfadır. E bizde diyor ki aynı açının Bakın bir açının tümleyeninin aynı açının bütünleyenine oranı yani 90 eksi alfasının 180 eksi alfasının oranı 4 bölü 13'müş. E o zaman işler işler yapalım. Şimdi burada çarpacağım arkadaşlar ama hiç çarpmadan gideyim isterseniz. Yani burada 13 ile 90 çarpı 13 çarpı 90 yazayım. Eksi 13 alfa eşittir. 4 çarpı 180. 4 çarpı 180 eksi ne oldu arkadaşlar? 4 alfa oldu. E şimdi ben bunu bu tarafa atayım. Bunu da bu tarafa atayım. Yani 13 çarpı 90 eksi 4 çarpı 180 eşittir eksi 4 alfa eksi artı 13 alfa oldu. Evet bu tarafa geçince artı 13 alfa. Bu da kaç yaptı? 9 alfa yaptı. Arkadaşlar burada ne parantezini alabiliriz? 90 parantezini alabiliriz. 90 parantezini aldığımızda 13 eksi burada da 2 mi kaldı arkadaşlar? Evet 4 çarpı 2 yaptı burası. 9 alfa eşitmiş. Aa hocam. Şununla şu sadeleşti. 10 kaldı. Şimdi 13 eksi 8'den. Burası da 5 yaptı. O zaman alfada kaça eşit oldu arkadaşlar? Alfada buradan. 50'ye eşit oldu. Yani her zaman öyle işlem kalabalığı yapmanıza gerek yok. Matematiksel cambazlıkta da kullanabilirsiniz tabii ki. Değil mi gençler? Cevabımız böylelikle. Edremit oldu. Geldik bir sonraki soruya. Aşağıda yere dik olan direkler arasına çekilen çelik kabloyu İki trafik ışığı şekildeki biçimde bağlanmıştır. Evet şu şekilde bağlanmış. Eyvallah. Buna göre x kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E ne yapıyorduk arkadaşlar? Şununla şu paralel mi? Evet. E, bu da zemine böyle yer çekiminden dolayı zemine dik olacak şekilde gideceği için aslında bu da buna paraleldir. Bu da buna paraleldir. Yani şurası paraleldir. E o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Burada paralel doğruları uzatalım arkadaşlar. Hop uzattık. Hop uzattık. İşte şu paraleli uzatınca. Ne oldu? Ya da sivrilen yerden paraya açız. Z'den dolayı burası kaç oldu? 35. Hocam buraya 70 derece kaldı. Z'den dolayı burası kaç yaptı? 40. E hocam burada da 70'i kullanacak olursak burada bir U kuralı var. Bu U kuralından dolayı yani karşı durumlu açılar 70 ise burası da kaç yapacaktır? 110 derece yapacaktır. X'e e bakıyoruz arkadaşlar. X buradan nedir? x buradan 110 ile 40'ın toplamına eşittir. 110 artı 40'a eşittir. O da kaç derece yapar? 150 derece yapar sevgili gençler. Evet bu sorumuzun cevabı böylelikle. Akçay oldu. Geldik bir sonraki soruya. Evet 60 verilmiş ve paralellikler verilmiş. Hocam şununla şu birbirine paralel. Bununla da bu birbirine paralel. Paralellikleri kullanacağız öncelikle. Şu paralelliği kullanayım. Böyle bir bu kuralı var. Toplam burada kaç, kaç derece yapar arkadaşlar? Şuradaki açının toplam değeri 60 ise 180'e tamamlayanı 120 yapar. O zaman beta kaç çıktı arkadaşlar? Burada 70'i 120'ye tamamlayan 50 derece mi? Aynen öyle. O zaman beta'yı 50 derece bulduk arkadaşım. Şimdi alfa'ya yoğunlaşalım. Şimdi şunlar birbirine paralel verilmiş. Sivrilen yerden paralel çizerek yapabiliriz aslında ama şu paralel doğruyu isterseniz burada uzatayım. Uzatayım mı? Ha bu arada ben buradaki açıyı da bulabilirim arkadaşlar. Burası kaç derecedir? İşte 70 burasıysa buraya 110 kaldı falan diyebiliriz. Pardon. Burası 120 dereceyse buraya 60 kaldı diyebiliriz. Ya da direkt Z'den dolayı hocam burası 60 yapacak. O zaman buraya ne kaldı? 25 derece kaldı. Şimdi ne yapacağız? 50'yi 50 kullanmamız lazım. Şu paralelliği de vermiş ya. Şu paraleli uzatacak olursam. a Ters açıdan dolayı burası 50 mi? Evet. Hocam şunda şu paralel. Alfa ise burası da alfa mı? Evet. Yani alfa 25 ve 50'nin toplamı alfa 25 ve 50'nin toplamı eşittir 180 olacağından Alfa da buradan 105 dereceye eşit oldu. Alfa 105 eksi beta. Betayı da zaten 50 bulduk. Cevabımız kaç çıktı o zaman arkadaşlar? 55 çıktı. Bu sorumuzun cevabı da böylelikle denizli oldu. Geldik bir sonraki soruya. Bir ilkokul öğrencisi olan Emine etkinlik dersinde bir tacın önden görünümünü aşağıdaki gibi çizmiş. Eyvallah. Buna göre x kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi arkadaşlar farklı farklı çözüm yolları var. Şimdi burada paralel doğrular verilmiş mi arkadaşlar? Maalesef verilmemiş. E ben burada paralellikleri ya bir şey yapmam lazım. Yani doğruda açıyoruz. Zikzak kuralı falan varmış gibi şey yapabiliyoruz aslında burada ama. Evet zikzak kuralı falan da uygulamanıza gerekiyor. E paralel doğrular yok. O zaman paralel çizmeyelim. İsterseniz paralel de çizebilirsiniz tabi. Mesela buradan şuna paralel çizip de sonuca o şekilde de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şuradaki zikzağa bakarak şöyle hocam şu zikzağa bakarak işte burayı bulabilirsiniz. E burayı bulduktan sonra hocam e, paralel ya. Şurası 100 ise burası da 80 olur. E burayı bulduktan sonra da iki iç açı bir dış açıdan sonuca ulaşabilirsiniz. Birinci yol bu diyelim. Ki en mantıklı yol o olabilir. Ya da ikinci yol ne yaparsınız arkadaşlar? Paralellikler yok. O zaman uzatarak şunu uzatarak bir üçgen oluşturabilirsiniz. Ya da şunu uzatarak bir üçgen oluşturabilirsiniz burada arkadaşlar. Başka şurada bir dörtgen oluştu. Dörtgenden de sonuca ulaşabilirsiniz yine. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bakın İki iç açı bir dış açıdan burayı x artı 25 bulduk. 25 bulduk. Sonra hocam burası 90. İşte 90, 50, 100. Ondan sonra şurada kaç yıl? Burayı bulabilirsiniz. Sonra buradaki üçgende de dörtgenin iç açıda toplamından sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz şekilde yapın. Ama tabii ki bize yakışan şu anda bu konuda doğru açılardan yapmak isterseniz. Biz ilk gösterdiğimiz yolu size gösterelim arkadaşlar. Daha mantıklı açıklayıcı bir şekilde. Yok bir şey yok. E, zikzak kuralını anım sattı burada. E, o zaman paralel iki doğru arasında olması lazım. O zaman ben buradan bir paralel doğru çiziyorum arkadaşlar buna. Paralel doğruyu çizince şöyle. Bizim zikzak oluştu mu oluştu. Şuraya A diyecek olursam. Aşağı bakan yukarı bakan. Aşağı bakan yukarı bakan. E, aşağı bakan. Ya da sivrilen yerlerden paralel çizerek de yine sonuca ulaşabilirsiniz. Ama karışacak diye onu yapmıyorum. Yani 50, 65 ve A artı 25. 50, 65 ve A artı 25'in toplamı 90 ile 75'in toplamı yapar. 90 artı 75 yapar. Şimdi burası kaç yaptı arkadaşlar? 65, 25 daha 90. Şuradaki 90'lar gitti mi? Gitti. 75'ten 50 çıkınca A'yı da buradan kaç buluruz arkadaşlar? 25 diye buluruz. Eyvallah. A'yı 25 bulduk. Yaz bakalım A yerine 25. E hocam şununla şu paralel yüzde kullanayım ben şimdi. E yüze bakacak olursak şunu da şöyle uzatırsak. Hocam şurada bir U kuralı çıktı? Evet toplamları 180 olacak. Yani burası kaç olacak o zaman? 80 derece olacak. İkisinin toplamı 180 olduğundan. Bakın ne çıktı burada? Şurada da bir üçgen var. Bir üçgende de iki iç açının toplam bir dış açı değil mi? Aynen öyle. O zaman x açısı da neye eşit olacak arkadaşlar? 80 ile 25'in toplamına eşit olacaktır. Yani cevabımız böylelikle 105 derece çıktı arkadaşlar. Yani cevap balıkesir oldu. Geldik bir sonraki soruya. Evet 3 tanesi paralel verilen bir doğru var arkadaşlar. Burada ve şurada garip bir içe bükeylik var. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Şu paralelleri şu an kullanamıyorum. Kullanamıyorsam yapacağımız hamle belliydi. Sivrilen yerden paralel çiz kardeşim. Çizeyim mi o zaman? Hocam ister C'den çizin ister D'den çizin hiç fark etmez. Ben D'den çiziyorum arkadaşlar. D'den çizdiğim zaman bak 65'i kullanabilirim. Hocam 65 ise U'dan şurayı 115 bulabiliriz. Ya da direkt ban Hocam Z'den dolayı şurayı yazabilirdik aslında. Burası 65 yapacak. Ama neyse siz genelde bunu fark ediyorsunuz diye buradan yazdım ben şimdi. Hocam 65 ise 180'e tamamladığında 115. E, burası 115. 35 daha kaç yaptı? 140 yaptı. O zaman 140 ise buraya kaç derece kaldı? Yok. 140 mi yaptı? 150 yaptı. Buraya kaç derece kaldı? 30 derece kaldı. Şu 30'u da şöyle yazayım isterseniz. E hocam burası 30 ise iki iç açı bir dış açıya eşit değil mi? Aynen öyle. 30 ile 54'ün toplamı burası da 84 mi yaptı? Aa bak şununla da şu birbirine paralel değil mi? Evet. Şurada bir U kuralı var. Yani şu ikisinin toplamı 180 yapacak. Yani burası 84'ün 180'e tamamlayan açısı kaç derece? 96 derece. E 96 ise burası 2'ye böl bakayım. Çünkü açıyı keş parçaya bölmüş. 96 ise bunlar da 48-48 yaptı. E bir de burada bir U kuralı var toplamları 180. Yani x artı 48 eşittir 180 ise x de buradan kaç çıktı? 132 çıkar arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle edremit oldu sevgili gençler.